Usura d'oro. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, tabii helalden kazanmak, malını, nafakasını, çoluk çocuğunun yiyeceğini, içeceğini helalden kazanmak güzel bir şey. Bu hep tavsiye edilen bir şey. Şimdi böyle birini düşünelim. Helalden para kazanıyor. Çoluk çocuğunun nafakasını helalden temin ediyor. Bu kazanç veya işte bu kazançtan elde edilecek olan bir takım getiriler, çoluk çocuğun durumu, ahlaki durumları falan bunları etkileyen bir konu ama şunu sormak istiyorum. Bu böyle davrandığı için yani helalden para kazandığı için aynı zamanda sevap da kazanır mı? Şimdi Mustafa Bey şeyde Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarında bir sıralama yapmışlar. Hatta bu konuda Diyaül Kulub kitabını sahibi bu zat Hakikat kitabı tarafından da bu cevap veremedi diye yayınlandı bu kitap. Harputlu İshak Efendi'nin. O Diyaül Kulub kitabında da bu Harputlu İshak Efendi almış bir sıralama yapmış. Çok kitapta var. Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarında var. Ben orada da gördüm. Neyin sıralamasını yapmışlar? Sıralama yaparken bir Müslüman öncelikleri neleri öğrenmesi, neleri yapması lazım? Önceliklerini sıralamışlar. Hani diyoruz ki ya önce beş vakit namaz falan. Yani önce farzlar mı geliyor? Ya da vacipler mi geliyor? Evet, yani. Bunu sıralaması yapmışlar. Birinci sırada buyuruyor iman. Önce doğru bir iman ve itikad edileceksin. Evet. İkinci sırada haramları öğrenmek, bunlardan sakınmak geliyor. Bak farzları demiyor. Üçüncü sırada farzları öğrenmek, bunları yapmak. Dördüncü sırada vacipler gelmiyor. Tahrimen mekruh olanları öğrenip bunlardan sakınmak. Beşinci sırada vacipleri öğrenmek, bunları yapmak. Altıncı sırada tenzihi mekruhlardı öğrenip bunlardan sakınmak. Ondan sonra yedinci sırada müekked sünnet. Sekizinci sırada gayri müekked sünnet. İşte dokuzuncu sırada da müstahap geliyor. Sıralamayı yapmışlar. Demek ki önce yapmamamız gereken şeyleri öğrenmek. Önce o. Önce o. Şimdi bunun içinde helal kazanmanın üstünlüğü habire vurgulanmış bugünkü tabirle. Habire anlatılmış. Haramın kötülüğü anlatılmış. Haramın kötülüğü anlatılmış. Yani haram eşittir ateş diye anlatılmış. Yani evet. Götürüyor insanı. Neticesi orası. Yani. Neticesi orası. Oraya götürüyor. Dolayısıyla bir kimse çoluğunun çocuğunun, kendinin çoluğunun çocuğunun nafakasını helalden kazanmak için yorulur, gayret ederse birçok müjdeler var. Birçok sevaplar bildirilmiş. Haram karıştırmıyor. Helalden kazanıyor. Bunun için hele bu zamanda mesela helalden kazanmak için çok zahmete giriyor. Çok fedakarlıkta bulunması gerekiyor. Bunun için bir ücret ve ecir var mı? Elbette ki var. Şimdi bir kimse dağda ibadet yapıyor. Bununki kolay. Ama çarşıda? O zor iş. Şimdi vaktiyle dağda ibadet yapan birisi varmış. Bir abid. İbadet yapıyor. Buna rüyasında diyorlar ki şehirde bir ayakkabıcı var. Git onu ziyaret et. Ayakkabıcı gidiyor, bakıyor falan. Ne yapıyor, ne ediyor? İşte beş vakit namazı kılıyor. Ondan sonra şey yapıyor falan. Gelene gidene üstü muamele ediyor. Hile yapmıyor, hurda yapmıyor. Abid diyor ki ya tamam diyor, bunu yaptığı güzel bir şey ama diyor benimki bunlar üstün diyor yani. Ben sürekli ibadetle meşgulüm. Ben namaz kılıyorum, Kur'an-ı Kerim okuyorum, tesbihatta bulunuyorum. Bu işte insanlarla konuşuyor, gelene konuşuyor falan, onların işlerini yapıyor falan. Benim gibi dönüp gidiyor. Ertesi gece bir rüya daha görüyor. Git o ayakkabıcıya de ki, yüzün rengi niye böyle sapsarı? Geliyor, ertesi gün selamlar, aleyküm selam. Diyor ki bir hastalığın mı var diyor. Yok diyor, gayri sahip değil. Niye yüzün böyle sarı? İnsanlar böyle görüyorum. Hata ediyorlar, haram işliyorlar, günah işliyorlar, helale harama dikkat etmiyorlar. Onları o halde görüp de onların cehenneme gittiklerini gördükçe öyle içim yanıyor. Diyorum ki ya Rabbi sen büyüksün.
Beni diyor onlar yerine at, cehennemi beni doldur, onlar gitmesin. Izdırabım benim bu. O zaman abi tanınıyor. Bunu diyor sıradan bir şey değil. Sıradan bir şey değil. Ve ondan sonra bunu anlatırken İslam alimleri buyuruyor ki bir, her gün orada aynı şekilde bir sürü iş yapıyor. Ayakkabı tamir ediyor ama ne yapabilir? Sahtekarlık yapabilir. Yalandan bir şey yapıştırır oldu der. İki gün sonra gene gelir. Pahalı söyleyebilir. Pahalı söyleyebilir ama öyle yapmıyor. Taviz vermiyor. İşini dürüst yapıyor. İşini dürüst yapıyor. Her an şeytanla mücadele halinde. Onun için helal kazanan, ticaret yapan her an şeytanla ve şeytanlaşmış insanlarla karşı karşıya. Böyle bir durumda. Hatta Şah-ı Nakşibend Bahattin Vali Hazretleri'nin bir hadisesi nakledilir. Bu zat hacca gitmiş. Haçta bakmış Kabe'de böyle sakallı falan birisi Kabe'nin örtüsüne yapışmış. Ya Rabbi diyor, nasıl böyle feryat ediyor. Bazen televizyonlarda öyle dua edinler oluyor ya. Vali falan. Herkes bakıyor Allah adamı zannediyor falan. Dua ediyor ya falan. İşte Allah-u Teala'ya dua ediyor. Ya Rabbi diyor, bunun kalbindeki düşünceyi bana gösterir misin? Hakikaten Allah-u Teala da gösteriyor. Adam işte insanlar ne çok böyle ibadet ediyor, yalvarıyor falan Allah adamı desinler diye yapıyormuş onu. Kalbindeki niyeti bu. Sonra oradan Mina'ya geçiyorlar. Şimdiki gibi değil o zaman Mina. Böyle pazarlar kuruluyormuş. Bakmış bir genç. Saatte 50 bin altınlık kumaş satıyor. Zahiren bakıyor. Bunu diyor. Allah Teala ismi hatırına gelmez bunun. Al gülüm ver gülüm. Ver. İşin tamam. Küçük kumaş ölçmek. Evet. Ondan sonra dua ediyor. Ya Rabbi diyor, bu gencin kalbi nasıl acaba? Onu bana bildirir misin? Allah-u Teala bir açıyor. Bakıyor ki genç kumaşları ölçerken aman hani Müslüman kardeşimin hakkı bana geçmesin. Kimsenin bana hakkı geçmesin. Metreyi ona göre, para verirken aynı şekilde çok titiz davranıyor falan. Ve subhanallah diyor. Kabe'deki zahiren Allah adamı fakat içi çıfır çarşısı. Bu zahiren dünya adamı ama içi de aynı şekilde Allah adamı. Yani her an şeytanla mücadele ediyor. Dolayısıyla böyle bir mücadelenin neticesinde ecri ücreti çok fazla. İndi ilahi de yükseliyor. Öbürsü de göçüyor. Birisi riyakar, öbürüsü samimi. Birisini Allah-u Teala, ikisini de Allah-u Teala biliyor. İnsanlar birisini dünya adamı, öbürsünü ahiret adamı zannediyor. Bildikleri de yanlış. Yarın ahirette bunlar da aynı şekilde çıkacak. Dolayısıyla bir kimse Allah-u Teala rızası için çoluğunun çocuğunun nafakasını haram karıştırmadan helal kazanarak sabahleyin evinden çıkarken böyle niyet etse, hatta bir kalp krizi geçirse veyahut da bir kaza olsa, birisi çarpsa, düşse, ölse şehit olur buyuruyor. Şehit olur. Şehit olur buyuruyor. Bu kadar önemli. Savaşa gitmediği halde. Evet, savaşa gitmediği halde. Yahya bin Muaz-ı Razi Hazretleri Allah-u Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua, anahtarın dişleri de helal lokmadır. Sen bu helal lokmayı kazanıyorsun. Sen bu helal lokmayı... Abdullah bin Ömer radıyallahu anhüma buyuruyor. Kambur oluncaya kadar namaz kılsanız, kıl gibi oluncaya kadar oruç tutsanız, haramdan kaçınmadıkça kabul edilmez, faydası olmaz. Bu kadar önemli mi? Bu kadar önemli. Hazreti Ömer radıyallahu anh da Beytülmal'de ait zekat develerinin sütüne yanlışlıkla verilip içtiği zaman Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazretleri gibi yapmış. Çünkü yanlışlıkla verilmiş. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazretleri parmağını ağzına sokuyor, çıkartıyor. Çıkarttıktan sonra da ya Rabbi elimden geleni yaptım. Midemde ve damarlarımda kalan zerrelerden sana sığınırım buyurmuştur. Bu derece önemli mi? Bu derece önemli. Çünkü haram mideye girdiği zaman, vücuda girdiği zaman o hasıl olan enerji onu haram işlemeye sevk ediyor. Negatif enerji oluyor artık o. Tabii. Peygamber Efendimiz de buyuruyorlar ki bir kimse hiç haram karıştırmadan 40 gün helal yerse Allah-u Teala onun kalbini nur ile doldurur. Kalbine nehirler gibi hikmet akıdır. Dünya muhabbetini kalbinden giderir. Helal lokma yerse. Helal lokmayı nasıl yiyeceksin? Helal kazanarak yiyeceksin. Başka türlü mümkün değil. Sehil bin Abdullah Tüsteri Hazretleri de buyuruyor ki haram yiyenlerin 7 azası istese de istemese de günah işler. Helal yiyenlerin azası ibadet eder, hayır işlemesi kolay ve tatlı gelir. Ve Bişri Hafî Hazretlerine ne yiyip nereden geçiniyorsun dediklerinde herkesin yediği yerden ama yiyip de gülenle yiyip de ağlayan arasında çok fark var buyurmuştur. Doğru. Çok fark vardır. Dolayısıyla haram karıştırmadan helal kazanmak için çoluğunun çocuğunun kendisinin nafakasını helalden kazanmak, ihtiyaçlarını helalden temin etmek için çalışan bir kimse 5 vakit namazını kılıyorsa, 5 vakit namazını kılar böyle bir kimse, 5 vakit namazını da kılıyorsa bu kimse devamlı surette şeytanla nefsiyle cihat halindedir, harp halindedir ve kazandığı sevap da çok yüksek olmaktadır. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz.
Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, ana babasını dine uygun hizmetleriyle razı eden, Allahü Teala'yı razı etmiş olur, onları gazaplandıran Allahü Teala'yı gazaplandırmış olur. Amel oldur ki anda ola ihlas. Amel oldur ki anda ola ihlas. Hulus olmayan amali mi dersin? Hulus olmayan amali ni dersin? İç ol zehri ki ban olsun sonunda. İç ol zehri ki ban olsun sonunda. Sonunda zehir olan balı ni dersin? Sonunda zehir olan balı ni dersin? Kuru laf ile maksud ele girmez. Kuru laf ile maksud ele girmez. Yürü hal ehli ol kani ni dersin? Yürü hal ehli ol kani ni dersin? Riya ile bu halkı gel azıtma. Riya ile bu halkı gel azıtma. Kotacı hırkayı şalı ni dersin? Kotacı hırkayı şalı ni dersin? Delip dünyayı cem etme önünde. Delip dünyayı cem etme önünde. Seninle kalmayan malı ni dersin? Seninle kalmayan malı ni dersin? Niyazi isteyen hakkı bulurmuş. Niyazi isteyen hakkı bulurmuş. Gelim de iste ihmali mi dersin? Gelim de iste ihmali mi dersin? Tam ilmihal, saadeti ebediye. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, dininizin direği, temeli, veradır. Bir hadisi şerifte, hiçbir şey vera gibi olamaz buyurdu. Şüphelilerden sakınmaya vera denir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala buyuruyor ki, ey kulum, emrettiğim farzları yap, insanların en abidi olursun. Yasak ettiğim haramlardan sakın, vera sahibi olursun. Verdiğim rızka kanaat eyle, insanların en ganisi olursun. Kimseye muhtaç kalmazsın. Büyük alimlerden bazısı buyurdu ki, bir kimse şu 10 şeyi kendine farz bilmedikçe tam vera sahibi olmaz. Gıybet etmemeli, müminlere suizan etmemeli, kötü bilmemeli, kimseyle alay etmemeli, yabancı kadınlara, kızlara bakmamalı, doğru söylemeli, kendini beğenmemek için Allahü Teala'nın kendisine yaptığı ihsanları, nimetleri düşünmeli. Malını helal yere harcayıp haramlara vermemeli. Nefsi, keyfi için
mevki makam istemeyip buraları insanlara hizmet yeri bilmeli. 5 vakit namazı vaktinde kılmayı birinci vazife bilmeli. Ehl-i sünnet alimlerinin bildirdiği iman ve işleri iyi öğrenip kendini bunlara uydurmalı. Abdülehad Serhendi rahmetullahi aleyh. Bu zat buyuruyor ki, her şeyden daha önce dinimizi öğrenmek lazım gelir iyice. Sonra da ihlas ile onu tatbik etmektir. Çok küçük olsa bile günah işlememektir. Nefsinin haram olan arzularını şayet kim terk eder, yapmazsa bulur sonsuz saadet. Bir dünya lezzeti ki değilse haram, yasak, ona izin vermiştir kullara Cenab-ı Hak. Onun için Müslüman ehli sünnet üzere bir iman ve itikat edinmeli ilk kere. Sonra öğrenmelidir neyse farz ve haram. Farzları eda edip günahtan kaçmalı tam. Zira günahkârlara Rabbimiz eder gazap. Tövbesiz ölürlerse görürler acı azap. Bir günde buyurdu ki, bir kulda edep haya var ise o kavuşur Allahü Teala'ya. Bugün gaflet içinde yaşayan nice insan kendi yaradanına ediyor günah isyan. Nefsine tabi olup günahlara dalanlar cennet nimetlerinden mahrumdur yarın onlar. Bunlar bilmiyorlar mı Allah'ın gördüğünü? Ne cevap verecekler ölünce mahşer günü? O sorgu sual günü elbette ki olacak. Herkesin amelleri önüne konulacak. Dünyada haramlardan kaçınarak büsbütün cennete girenlere müjdeler olsun o gün. Dünyanın zevklerine hiç aldanmayanlara ve Allah'tan korkarak günahtan kaçanlara, çoluk çocuğunu da koruyorlarsa eğer, bunlara ahirette verilir çok nimetler. Yine bir gün bir gence buyurdu ki, evladım, nefsini aldanıp da harama atma adım. Allahü Teala'yı seviyorsa kim eğer, onun emirlerini severek ifa eder. Yani farzları yapıp kaçınır her günahtan. Haramlar karşısında haya eder Allah'tan. Büyükler buyurur ki, bir kimse etse merak, ki beni seviyor mu acaba Cenab-ı Hak? Baksın her gün yaptığı işlere, amellere, sevip sevmediğini anlasın buna göre. Haram ve günahlarla uğraşıyorsa şayet, bilsin ki sevmiyordur. Budur buna işaret. Bir mü'min de İslam'a hizmet edemiyorsa, bilsin ki günahları mani olur bilhassa. Ağlayıp sızlasın ki, acaba ne günahım? Var ki nasip olmuyor bana bu ey Allah'ım. Zira Cenab-ı Allah buyurur ki Kur'an'da, istiğfar ederseniz yetişirim imdada. Şevahid-i Nübüvve, peygamberlik müjdeleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son hastalığı sırasında Hazreti Fatıma'yı radıyallahu anha yanına çağırdı. Kulağına bir şeyler söyledi. Hazreti Fatıma radıyallahu anha ağlamaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek başını tekrar Hazreti Fatıma'nın kulağına yaklaştırıp bir şeyler daha söyledi. Bu sefer Hazreti Fatıma gülmeye başladı. Ezvacı Tahirat Hazreti Fatıma'dan bunun sebebini sordular. Bu sırrı açıklayamam dedi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra tekrar sordu. Cevap verip dedi ki, babam bana
Cebrail aleyhisselam bana Kur'an-ı Kerim'i her sene bir kere arz ederdi. Bu sene iki kere arz etti. Vefatımın yaklaştığını anladım, dedi. Bunu işitince ağladım. İkinci defa kulağıma yaklaşıp, bu ümmetin seyyidesi olacaksın ve bana ehlimden en önce sen kavuşacaksın, buyurdu. Bunu işitince de güldüm, dedi. Hazreti Fatıma radıyallahu anha şöyle anlatmıştır. Hazreti Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem başı ucunda oturmuştum. Aniden kapıya bir kimse geldi. Esselamu aleyke ey ehli beyt-i nübüvvet. İçeri girmeme müsaade var mıdır? Allah'ın Resulü'nün sallallahu teala aleyhi ve sellem yanına varayım, dedi. Ey Allah'ın kulu, bu ziyaret için Allahü Teala sana ecirler versin. Yalnız bir an müsaade et. Şu anda Resulullah'ı ziyarete kimseye müsaade yok, dedim. Bunun üzerine, ey Fatıma, beni men eyleme, benim içeri girmem lazımdır, diye bana söyledi. O sırada Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ağrıları biraz hafifledi. Mübarek gözlerini açıp, ey Fatıma, kiminle konuşuyorsun biliyor musun? O melekül mevttir. İzin ver içeri girsin, buyurdu. Azrail aleyhisselam girdi ve Esselamu aleyke ya Resulallah, ya Emir Allah, seni hak peygamber olarak gönderen Allah hakkı için senden önce hiç kimsenin kapısından içeri girmek için izin almadım. Bundan sonra da kimseden izin almam, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince eshab-ı kiram radıyallahu anhüm ecmain diğer cenazeler gibi mi yoksa gömleği üzerindeyken mi yıkayalım diye tereddüt ettiler. O sırada hepsini bir uyku hali bastırdı. Başlarını tutamayıp uyukladılar. O haldeyken hepsi birden Allah'ın Resulünü gömleği içinde yıkayınız diye bir ses işittiler. Emirül Müminin Ali radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vasiyeti üzerine mübarek bedenini ben yıkadım. Benden başka kim mübarek vücuduna baksa kör olurdu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek bedenini yıkarken sanki bana gaybtan yardım ederlerdi. Mübarek azalarından birini yıkayıp tamamlayınca vücudunu çevirmekte 3 kişi bana yardımcı olurdu. Hazreti Ali Resulullah'ın cenazesini yıkarken mübarek vücudunda hiç yara bere görmedi. Anam babam sana feda olsun. Hayatın da mematın da ne kadar güzel, dedi. Emirül Müminin Hazreti Ali'nin radıyallahu anh hafızası çok kuvvetliydi. Bunun sebebini sordular. Dedi ki, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem cenazesini yıkarken göz çukurlarında bir miktar su birikmişti. O suyu yere dökmeye kıyamadım. Dilimle alıp içtim. İşte bendeki hafıza kuvveti o ser çeşmenin bereketidir. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle bildirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince gâibten bir nida geldi. Esselamu aleyküm ya ehle beyti Resulillah ve rahmetullahi ve berekatuhu. Her nefs ölümü tadacaktır. Ecrinizi kıyamet gününde bulursunuz, diyordu.
Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün sizlere güzel İstanbul'umuzun çok hareketli bir semtinden, Laleli semtinden sesleniyorum. Bu semte ismini veren Laleli Külliyesi'nin cami avlusunun 3 kapısı var. O kapılardan birinin önündeyim. 2 kapısı çok ihtişamlı bir kere. İşte bu o ihtişamlı kapılardan birisi. Tamamıyla mermerde yapılmış. Güzel büyük bir mermer çerçeve ve ortasında mermer bir kitabe ve mermer kitabede de evvela hemen şöyle dönersek kitabeye yüzümüzü sizin okuduğunuz istikamete göre söylüyorum. Besmele-i Şerif, ondan sonra da Estağfirullah. Selamün aleyküm tıb tüm fedhulu ha halidin. Efendim ben tabii müfessir değilim, din adamı değilim. Ama tarihi eserlerle uğraşınca da insan mecburen bunları söylemek durumunda kalıyor. İyi ama peki ne? Efendim bu Laleli Külliyesi oturduğu alan 30 bin metrekareden fazla. Tabii her caminin başına gelenler, her külliyenin başına gelenler bu araçlı hayat başladıktan sonra, otomobilli hayat başladıktan sonra, eskiden de araç vardı da ama arabalardan dolayı böyle camilerin avlularından falan yol geçirilmiyordu. Tramvay geçirilmiyordu. Mesela buradaki hemen benim sağ elim hizasında bulunan tramvay yolu, Ordu Caddesi'nin tramvay yolunda bu külliyeye ismini veren Laleli Baba'nın türbesi vardı. Nerede? Şimdi burada değil. Şimdi düşünün, adınıza bir külliye yaptırılıyor. Sizin de kabriniz orada. Diyorlar ki arkadaş yok sen yanlış yere yatmışsın. Kalk bakalım buradan. Sana bir yer ayarlarız. Bir yer uydururuz. Yani ölüp giden insanın cenazesiyle uğraşmak çok kolay efendim. O size bir şey diyemez ki. Size hakkınızda dava açamaz, onu yapamaz, bunu yapamaz. Kemikleri kalmış. Bu da öyle olmuş. Şimdi bunun banisi Sultan 3. Mustafa Han'dır. 3. Selim'in babasıdır. 3. Selim. Babasıyla beraber külliyenin bir köşesinde inşa edilmiş olan türbede yan yana yatmaktalar. Onları da anlatacağız ama tabii bugünkü programımızın zamanı buna müsait değil. Ben evvela külliyeyi size anlatayım, külliye hakkında bilgiler vereyim. Bu külliyede baş eser cami. Cami. Bu cami yapılırken, bu külliye yapılırken vakfı destekleyecek, yani caminin, efendim, imaretin masraflarını sağlayacak gelir yerleri de yanına yapılmış. Büyük bir taşhan yapılmış. Taşhan Osmanlı'nın o 1759-1760'lı yıllarda Osmanlı kültüründe bütün Anadolu'da bugün ilçe mesabesinde olan yerlerde dahi birer tane taşhan konmuştur. Tokat'ta, Amasya'da, Merzifon'da bir yığın taşhan. Bunlar o günün alışveriş merkezleri, AVM'leri efendim. Alışveriş merkezleriymiş. Bugün halen bu dükkanlar güzel bir ticari organizasyonla esnafın hizmetine verilmiş. Turistik bölge olarak da alışverişleri bildiğim kadarıyla gayet iyi devam etmektedir. 3. Mustafa Han hayırsever bir insandı. Buraya caminin aydınlatılmasında vesaire yerlerin aydınlatılmasında medrese dahil kullanılmak üzere mumhane yaptırmıştır. İmaret ve aşhane yaptırmıştır. Hatta aşhaneyi de kullanırken H'sini kullanmayıp aşana denen yerlerimiz var bugün için. Halen de böyle aşana olarak kullanılan yerlerimiz var. Aşhanenin biraz böyle dili bozulmuş olan ifade şeklidir. Kendisi 3 tane büyük cami yaptırmış. Fakat hiçbirine de 3. Mustafa Camii denmemiş. Takdiriyle onun kısmeti öyleymiş. Onun niye öyle olduğunu içeride anlatacağım. Sonra bir hamam yaptırmış. Hamam bugün yok izi. Medrese yaptırmış. İşte bu kapının karşısında şu anda turistik otel halinde Türk turizmine hizmet vermekte olan daha böyle yaşlı İstanbulluların bildikleri Türk Hava Kurumu apartmanları denilen
çok daha yaşların ki onlar herhalde şu anda hayatta değiller, bilmeleri lazım gelen Harik Zedeler Apartmanları. 1911 senesinde İttihat Terakki iktidardayken, Trablusgarp Bingazi harpleri devam ederken efendim bu bölgede bir yangın çıktı. Tabii buralar iş yerleri değildi. Hemen karşımızda medresenin olduğu yer ve civarında da mahalle vardı. Bu mahallede yüzlerce insanın evi yandı, kül oldu. Bunlara yardım için dış devletlerden de gelen paralarla buraya Harik Zedegan apartmanları yaptırıldı. Yani yangın zede demek, harik mahrukat, yanıcı şeyler demektir. Oduna mahrukat denir mesela eski dilde. Şimdi sorsanız gençler bilmezler. Ve bu şeyler apartmanlarda yangın zedeler oturacağı yerde apartmanlar yapılıncaya kadar herkes tabii kafasını sokacak bir yerler buldular. Sonra da takip edilmedi. Burayı daha sonraki yıllarda Türk Hava Kurumu kurulunca Türk Hava Kurumu'nun personeli için lojman olarak tahsis ettiler. Buradan üç kuşak babadan oğula, babadan oğula devretmek suretiyle lojmanda oturan kimselere bendeniz rastladım. Ha uygun mu değil mi? Bunları ben tartışacak değilim. Ben tarihini anlatıyorum işin. Şimdi de bunlar biraz daha ellenmek suretiyle tarihi özelliği fazla bozulmadan turistik bir otel haline getirildi. Bu külliyede 5 tane çeşme, 1 tane sebil, 1 tane de büyük su havuzu var. İdi. Su havuzu maalesef yok. Çeşmelerden ikisi sağımda ve solumda görünüyor. Gayet güzel üzerinde efendim kitabeleriyle beraber Besmele-i Şerif'te yazılmış oraya. Yani su içerken insanlar Besmele'yi de hatırlasın diye üstüne Besmele yazılmış. Tamamıyla mermerden. Suyu akıyor mu? Bu çeşmelerin muslukları çalmayı adet edenlere yazıklar olsun ki böyle çeşmelerimize musluk takamıyoruz. Bugün taksak yarın tekrar gidecek. Kaç kuruş menfaati var? Bir şişe su kadar. Onun için de böyle hayır eserlere niye biz böyle bir saldırılarımız olsun efendim? Ne oluyor? İşte yarım yamalak görünüyor. Gelen turistler, memleketimizi görmeye gelenler burada musluk görse daha iyi olmaz mı efendim? Ne zarar olur? Bir şişe su parasına bunları böyle garip, sahipsiz bırakmak uygun mu? Hatta bir de su akıtsaydık. Efendim burada daha fazla kalmayalım. Öbür kapıyı da sizlere bir göstermek istiyorum. Bu caminin kapısını. Ondan sonra da camiyi ve diğer unsurlarını anlatmaya devam edeceğiz. Laleli Camii'nin ikinci muhteşem kapısının önündeyim. Bundan önceki gösterdiğim kapı tamamıyla mermerdendi. Bu kapı ise kesme taştan yapılmış görünüyor. Bunun daha sonraki bir restorasyonda ve geri çekme olayında, tramvay yolu şurada benim hemen 2 metre önümde, geri çekme olayında daha sonraki bir zamanda yapıldığını, ilave edildiğini zannediyorum. Sadece kapının üzerindeki Selamün Aleyküm'le başlayan ayet-i kerime, efendim burada da mermerden, demek ki oranın mermer kitabesi getirip buraya uygulanmış olabilir. Hemen sağ kolum tarafında bulunan yer sebildir. Bu külliyenin önemli unsurlarından birisidir sebil. Buradan gelip geçen insanların susadıkları zaman herhangi bir ücret ödemeden, para pul harcamadan su içebildikleri yaz kış yerler. Buralarda görevliler bulunurdu. İçerisinde su haznesi vardı bunun. Ve hani gelen su mevsimlerine göre azalır çoğalırsa buraya akarak gelen su, ki Kırk Çeşme sularından buraya bir kol verilirdi. Mimar Sinan'ın Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında getirdiği Kırk Çeşme sularından da buraya bir kol verilir idi. 6 tane su verme penceresi var. Bu pencerelerin üstü güzel şebekeler halinde, demirden şebekeler, sarı gibi görünüyor ama demir olduğunu zannediyorum. Altında ise her birinde 6'şar tane tas verip alma deliği var. Yani aynı anda 36 kişiye su buradan servis yapılabilirdi. 36 insan da az değil efendim. Şu anda Vakıflar İdaresi burayı vakıfların çeşitli tarım ürünlerinin, işte zeytin, zeytinyağı gibi ürünlerinin satış yeri olarak düzenlemişler.
Tabii bu da bir vakıf hizmetidir. Yani insanlara böyle bir hizmet veriyor ama tabii zeytini, zeytinyağını bedava vermiyor su gibi parayla satıyor mecburen. Bu Sevil'i de size tanıttıktan sonra hemen arkasında bir duvarla türbeye bağlanıyor. Bir bahçe duvarıyla. Türbenin haziresi yani 3. Mustafa ve 3. Selim Hanların türbesini Sevil'e bağlayan bir ihata duvarı var. Ve türbenin hemen bize bakan, Sevil'e bakan yüzünde çok güzel bir kuş evi var. Buradaki, bu Laleli'deki kuş evi birçok sanat tarihi eserlerine kaynak teşkil etmiştir. Yani örnek olarak kuş evlerine örnek verilmesi gerekirse buradaki kuş evleri örnek olarak verilebilir. 3 katlı bir kuş evidir. Mermerden yapılmıştır. Kuş evi değil, kuş sarayı desek herhalde uygun olur. Bunlardan maksat, bunları yapmaktan maksat, mevsim sıcak veya soğuk bakımından çok şiddetli devam ettiğinde bu kanatlı hayvanlar, tabii küçük olan kanatlı hayvanlar, bir kartal içinde değil kuş evi buradaki, daha ziyade insanın arasında dolaşan serçe, sığırcık veya kırlangıç, girer mi girmez mi kırlangıç bilmiyorum içerisine ama efendim, bunlar için yapılmıştır. Bu hayvanlar buralarda hem yavrularlar, yuva olarak yumurta yaparlar, yavrularlar, yavrularını büyütürler, sonra da kendileri sert mevsimlerde bilhassa kışın buralara sığınmak suretiyle hayatta kalmaya çalışırlar idi. Ecdadımızın yaratılanlara, yaratanın hatırına, yaratandan dolayı merhametleridir ki 600 yıl devam eden bir devlet sistemini başarıyla götürmüşler ve bütün insanlığa örnek olmuşlardır. Gerilerinde hiçbir zaman toplu mezar bırakmadan, sömürülmüş insan toplulukları bırakmadan devrini tamamlamış ve insanlık tarihinden böylece tarih sayfalarına gömülerek çekilmişlerdir. İşte bunlardan birisi de 1759-1763 yılları arasında yapılan Laleli Külliyesi'dir. Bunun da her tarafı hayır dolu efendim. Her tarafı insanlara ücretsiz hizmet veren yerlerle dolu. Nasıl bağdaştırılmışlar o günün ekonomisinde? Nasıl bunu böyle meydana getirmişler? Doğrusu ben incelerken şaşıp kalıyorum. Buradan avluya giriyoruz. Avlusu dış avlu, iç avlu olarak beraber bir kompozisyon halindedir. İç avlu, dış avlu bir kompozisyon halindedir. Hani Süleymaniye'de olduğu gibi şadrivanlı avlu, ondan sonra dış avlu, ondan sonra medreselerin bulunduğu ikinci bir dış avlu şeklinde konuşlanmamış. Sebebi de işte bu tramvay yoluna Ordu Caddesi açılırken giden yerlerden dolayıdır. Peki niye böyle gitmiş? 1934'ten 1956'ya kadar Katolik mimar Henry Prost burada tarihi Bizans eserlerinin kalıntılarını bulmak uğruna haritaya cetveli koyarak çizmiş ve o krokiye göre, o plana göre de bu caddeleri açtırmıştır. Vatan, Millet Caddeleri ve Ordu Caddesi, Yeniçeriler Caddesi maalesef hep bunun uğruna açılmış ve buralardaki yüzlerce hatta binlerce tarihi kalıntılar da Türklere ait, Osmanlı'ya ait kalıntılar da, türbeler de, vakıf eserleri de maalesef toprağa karışıp gitmiş. İşte taşları sökmüşler, numaralamışlar. Biz bunu sonradan bu numaraya göre başka yerlere taşırız demişler ama bir tane taşıdıklarını göstersinler. Numaralamaları da numaradan olmuş efendim. Efendim bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Devam ediyoruz. Laleli Külliyesi birkaç gün inşallah çekeceğiz. Sizlere tanıtmaya çalışacağız. Çok güzel eserler göreceğiz hep beraber inşallah. Görüşmek üzere efendim.